Sevgili Batmanlılar, değerli basın mensupları, bugün Batman İl Başkanlığımızın önünde Batman örgütümüzle birlikte bir basın açıklaması yapacağız. Bizler Türkiye'yi karış karış, il il, ilçe ilçe geziyoruz ve her yerde halkımızla buluşuyoruz. Dün Diyarbakır'daydık, bugün Batman'da bazı saha çalışmaları yapacağız. Ama ondan önce şu anda ülkemizin 81 ilinde, 973 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadınların köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda seçme seçilme hakkına sahip olmasının 89. yıl dönümü vesilesiyle bir basın açıklaması yapıyoruz. Bu eş zamanlı basın açıklamasını sizlere takdim ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, hiç şüphesiz Cumhuriyet devrimlerinin en önemli kazanımlarından biri kadınların siyasi haklarına kavuşması olmuştur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 89 yıl önce bugün köy kanununda değişiklik yapılmış. Böylece kadınlar köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda seçme seçilme hakkına sahip olmuştur. Buradan bir kez daha ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eşitlik mücadelesine omuz veren kadın erkek herkesi saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. Sevgili Batmanlılar, değerli basın mensupları, bizler ülkemizde kadınlar olarak seçme seçilme hakkına birçok gelişmiş ülkeden önce sahip olmakla gurur duyuyoruz. Bundan dolayı çok büyük bir gurur içerisindeyiz gerçekten de. Çünkü 3 Nisan 1930 yılında bizler yerel yönetimlerde, 26 Ekim 1933 yılında köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934 yılında da parlamentoda seçme ve seçilme hakkını kazandık. Hep söylerim, parlamentoda seçme seçilme hakkını kazandıktan sonra yapılan ilk seçim olan 1935'te Türkiye dünyada parlamentoda kadın temsil oranı açısından dünya ikincisiydi. Bugün ise dünya 129.suyuz maalesef. 129. sırada yer alıyoruz. Ve muhtarlıklarda seçme seçilme hakkını kazandıktan sonra 6 Kasım 1933'te Aydın'ın Çine ilçesinde Demircidere köyünde bir muhtarlık seçimi gerçekleşti. Bu seçime 8 aday katıldı. Bu 8 adaydan sadece birisi kadındı. O kadın adayın adı Gül Esin'di. Gül Esin 500'e yakın oy alarak birinci oldu ve bu hem Türkiye'de hem köy halkı içerisinde o kadar büyük bir mutluluk, o kadar bir gurur vesilesi oldu ki köyde 3 gün 3 gece davullarla, zurnalarla kutlamalar yapıldı. Basın bundan bahsetti ve bu konu tarih kitaplarına geçti. Gül Esin o dönemde köyün sosyal ve ekonomik sorunlarına ağırlık verdi. Kız çocuklarının okullaştırılması için çok yoğun çalışmalar yürüttü. Ve gerçekten de tarihte çok güzel bir iz bıraktı. Değerli basın mensupları, kadınların bu hakka sahip olmasının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen eşitlik adına halen kat etmemiz gereken çok ama çok mesafe var. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 50.217 muhtar seçildi. Bunların sadece 1071'i kadın. Yani orantıya vurursanız sadece 2.14'ü kadın. %2 deyin siz ona. Sadece seçilen muhtarların %2'si kadın. Üstelik de bir önceki seçimlere kıyasla kadın muhtar sayısında %63'lük bir artış olmasına rağmen %2'lerdeyiz. O zaman
eşit temsil için daha gerçekten yapmamız gereken çok şey var. Hatırlayacaksınız, partimiz ilk imzacısının genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bir kanun metnini parlamentoya sunmuştu. Bu kanun metni siyasi partiler yasasında değişiklik öngören bir metindi, bir kanun teklifiydi. Ancak maalesef 30 Kasım 2021 tarihinde 8 Mart'ta bizim sunmuş olduğumuz bu kanun önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ama hiç merak etmeyin, iktidara geldiğimizde bu kanunları tek tek uygulamaya sokacağız, hayata geçireceğiz. Elbette biz Cumhuriyet Halk Partililer muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Demokrasinin atan kalbi olduğunu çok iyi biliyoruz. Gene ülkemiz topraklarında ilk muhtarlık seçiminin 1833 yıllarına dayandığını ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seçim olduğunu ve o günden bu yana da demokrasi adına bu seçimlerin gerçekleştiğini biliyoruz. Ve gene muhtarlarımızın halkın derdini en iyi bilenler olduğunu da biliyoruz. Sürekli halkla yakın temas içinde oldukları için hangi evde işsiz var, hangi evde düğün var, hangi evde cenaze var, hangi evin çocuğunda bir rahatsızlık var, hangi evde bir engelli var, yaşlı var, hangi evin tenceresinde dert kaynar, hangi evin tenceresinde et kaynar. Bunları hep en iyi bilen muhtarlardır. Dolayısıyla bizler de muhtarlarımızın güçlenmesini çok ama çok önemsiyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Kadın muhtarlar hep halkın çok daha rahat gidip derdini anlatabildiği profiller oluyor. Neden? Çünkü kadınların uzlaşmacı ve çözüm üretici kişiliği nedeniyle sorunlar daha kolay çözülebiliyor. İşte o yüzden diyoruz ki eşit temsilden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Peki eşit temsili ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyet sağlayabilir mi? Elbette sağlayamaz. Peki biz bu zihniyeti değiştirebiliyor muyuz? Böyle düşünüyor. Her yerde de bunu açığa çıkarmaktan çekinmiyor. O zaman ne yapacağız? Zihniyeti değiştiremiyorsak ülkeyi yönetenleri değiştireceğiz. Onu da ilk seçimde gerçekleştireceğiz. Örgütlü gücümüzle gerçekleştireceğiz. Bir iktidar düşünün. Eşitlik kelimesi kelime dağarcıklarında yok. Böyle bir kelime bilmiyorlar. Bir örnek vereyim. AKP'nin kadın kolları genel başkanı var Ayşe Keşir. Çıkmış diyor ki Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli parçası kadınlar olacak. Önce şu Türkiye vizyonu lafından başlayalım. Böyle bir şeyden bahsediyorlar son günlerde. Türkiye vizyonu. Ya sen cumhuriyet kelimesini niye kaldırıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti vizyonu diyebilirsin. Ama biz biliyoruz ki bunların cumhuriyetle de, cumhuriyet değerleriyle de, cumhuriyetin kurucularıyla da derdi var. Onun için böyle diyor. Peki bu vizyonun odağında kadınlar olacak diyor ya Ayşe Keşir. Buna neden inanalım biz? Yani bir tarafta kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken, kadınlar koruma altında olmasına rağmen göz göre göre katledilirken ne yapıyordu iktidar? İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti etti. O zaman biz niye onların vizyonuna inanalım? Gene Türkiye'de çocuğa yönelik istismar vakaları varken çocuğun rızasından bahseden bir iktidarın hangi vizyonuna inanalım? Öldürülen kadınlara sadece sayı gözüyle bakan, şiddeti tolere edilebilir bulan iktidarın hangi vizyonuna inanalım? Kadınların yediğine, içtiğine, giydiğine, kaç çocuk doğuracağına, o çocukları ne şekilde dünyaya getireceğine kadar dikte eden bu iktidarın hangi vizyonuna inanalım? 2023 yılı Merkez Bütçe Kanun Teklifi'nde
kadınların güçlendirilmesi için kadın başına 50 lira ayıran iktidarın vizyonu ortadadır değerli basın mensupları. İktidara geldiğimizde siyasetin öznesi olan kadınlar için de ve muhtarlarımız için de birçok uygulamayı hayata geçireceğiz. Bugün dediğim gibi muhtarlık adına önemli bir gün. O yüzden önce muhtarlar için ne yapacağımızdan birkaç cümleyle bahsetmek isterim. Aslında bunu 10 maddeyle özetleyebiliriz. Birincisi, şu anda muhtarlarla ilgili olan 82 ayrı kanun var. Biz bunu muhtarlık kanunu adı altında tek bir kanun metninde toparlayacağız. Bunun için tabii ki muhtarlarımızın görüşünü aldık ve gerekli çalışmamızı yaptık. Onlara da sunduk. Dolayısıyla tek bir kanun çıkartacağız iktidara geldiğimizde. İkincisi, muhtarlar için de birleşik oy pusulası kullanacak. Çünkü seçim günü sandığa giriyorsunuz. Orada diyelim ki rakibinizin oy pusulası var. Alıyorsunuz hepsini cebinize koyuyorsunuz. Ortadan kaldırıyorsunuz o oy pusulalarını. O zaman ona oy vermek isteyen kişi oyunu kullanamıyor. O yüzden bu haksızlığa da son vereceğiz. Birleşik oy pusulasını kullanacağız. Bir şehre gittiğinizde bakarsınız, belediyelerin binasını görürsünüz. Belediyelerin bir binası var ama muhtarların bir muhtarlık evi yok. Bunu Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyeler uyguluyor. Dolayısıyla biz bunu Türkiye genelinde uygulayan bir politikaya dönüştüreceğiz ve muhtarlık evleri olacak. Dördüncüsü, muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edeceğiz. Muhtarlar bir gün hasta olup işe gitmese ödeneği kesiliyor. O zaman böyle bir büro personeli mutlaka tahsis etmek zorundayız. Ayrıca kaldırılan köy tüzel kişiliklerini yeniden oluşturacağız. Biliyorsunuz kapatıldılar, varlıklarına el konuldu. Biz onların mal varlıklarını da onlara geri teslim edeceğiz ve onları yeniden hayata geçireceğiz. Altıncısı, muhtarların ayrı bir bütçesi yok. Diyelim ki köyünde yaşayan bir arkadaşı, bir vatandaş çocuğu üniversiteyi kazandı, kayıt için o şehre gönderecek. Fakat bütçesi olmadığı için o vatandaşımıza yardımda bulunamıyor. Bunu da önlemek amacıyla muhtarların bir bütçesi olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii siyasi iktidar muhtarları ne yazık ki siyasetin öznesi olarak görmediği için, onlara değer vermediği için böyle bir anlayışa sahip değil ama biz böyle bir bütçe sunacağız. Yedincisi, sosyal yardımlar muhtarlar kanalıyla dağıtılacak. Çünkü kimin neye ihtiyacı var? Bunu aslında en iyi muhtarlarımız biliyor ve kurulacak olan bir merkezi sistemle de bu yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin belirleneceği yardımlar muhtarlar tarafından dağıtılacak. Ayrıca belediye meclislerinde muhtarların seçildiği mahalleyle ilgili olarak kararlar çıkıyor. Fakat muhtarların bundan haberi olmuyor. Dolayısıyla eğer o mahalleyle ilgili, o köyle ilgili olarak bir karar alınacaksa muhtarlarımız da o toplantıya davet edilecek, söz ve yetki hakkı olacak. Ve muhtarlarımız belediyelerle birlikte sosyal projeler geliştirebilecek. Son olarak 10. madde olarak da Türkiye Muhtarlar Birliği'ni kuracağız. Böylelikle muhtarlarımız örgütlü mücadeleyi de daha rahat sürdürebilecek. Evet, bizler AKP'nin demokrasiye ve eşitliğe değer vermeyen anlayışını çok iyi biliyoruz. İşte o yüzden ilk seçimlerde örgütlü gücümüzle birlikte bütün bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son vermek için geliyoruz değerli arkadaşlar. AKP'nin kadını kuluçka makinesi gibi gören, kadınları geleneksel roller içerisine hapseden, sadece annelik üzerinden tarifleyen, anne olmayan kadın yarım kadındır gibi cümleler kuran bu zihniyetini sandığa gömmek için ilk seçimlerde iktidara geliyoruz. Adil, eşit, demokratik bir Türkiye inşası için ilk seçimlerde iktidara geliyoruz.
hep birlikte yürek yüreğe, omuz omuza vereceğimiz bu mücadeleye olan tüm inancımla geliyor, gelmekte olan diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Thank you.